Şurada geçseniz yani Allah yaratmış bizi. Yaratıp da bize ruhumuzu teslim alacağı zamana kadar da ölenleri ben ölmeden alıyorum. Ben de zar biri salırım. Mesela şimdi bilgisayar çıktı tabii. İnternetten hemen bulunuyor. Siz seferin olmamış. İlhan abi gel uzaklaşma da. Bak görüyorsun tanıyor musun? Evet. Onu, değil mi? Evet evet. Evet, abi şurada otur da. Evet. Daha eksik kesimlerimiz var. Bak ayrı ayrı ne içiyor? Dur şuradan atarsan. Dur şuradan devam et. Şuradan devam et. Çok da açma ya bitmesin yani. Aslında he, eksiklerimiz var. Çevirmesin çevirmesin. Çevirme çevirme dursun böyle bakalım buraya. Çevirmesin. Ömer Kuruoğlu. Fadil Gürbüzler. Benim neyim oluyor bu? Tamam bu arkadaşım. Daha biz o zamanlar daha çocuk, daha 8-9 yaşında. Altına koyayım. Sami Helvacıoğlu, Tomazalı, Tomazada doğma, Mustafa oğluyum ve bütün bu Tomaza Muğdun'daki günleri değerlendirmeyi yaşadım ve ölen rahmetli kavuşanlardan da hep resimlerini aldım. Ondan sonra tek tek işlem yaptım. Gelmeyenlerini getirttirdim. Ya ölenlerin, bugüne kadar ölenlerin? Evet. Fotoğraflarını getirdim ve hep dosyaya mevcut. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 40 yıldır da yapıyorum. Yaklaşık 40 yıldır. 72 yıl evvel jandarmaydım. Peki, o da bunu... bir de geldikten sonra, jandarmadan geldikten sonra hep bunlarla uğraştım. Yani askerlik yaptıktan sonra, askerlik bittikten sonra... Biz 3 sene askerlik yaptım. 3 sene askerlik yaptım. Ve böylelikle Tomazada da her kişinin derdine deva olurdu. Peki böyle bir ölen kişilerin resmini alma gereği nereden duydunuz? Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Ben zaten de çocuktan belli not alırdım ben. Çocukla okula gidip arkadaşlar bile yazardım. Ha, böyle bir heves var. Tomaz'da 3 tane bir halde Ermeniler gittikten sonra 200 tane kaldı Tomaz'da. Ve böylelikle köylerden intikal ettik, birleştikten sonra ve ben bu gelen kişileri hep böyle yürüttüm, devamlı olarak. Peki Tomarla veya köylerinde herhangi bir öldüğü zaman bu resimlere nasıl ulaşıyorsunuz? Getirtiriyordum, gidiyordum, o getiriyorduk. Oğlum getiriyordu, yapıyordu, yapıştırıyorduk çünkü bir hatırayı andırmak için. Peki şu ana kadar ne kadar resim topladınız? Kaç kişinin kaydını hesabı var mı? Ortalama şöyle bir... Ezrail'de geçse çıkamaz içinde. Kaç yıl mesela? Başlangıç tarihinde zaman 1900 kaç yılında başladınız? 40 yıl evveli başla. Evet, bundan 40 yıl önce. Daha 50, mesela 40 yıl... Olur ne olur? 50 yıldan evvel. Yani 1950 yıldan daha önceden. Tabii yaptık. Şimdi 90'a girdim. Anla halen gidiyor bakalım. Halen ne yaptın? Zaten 50 senedir yaptım. Oğluma da devrettim. 30 senedir o devam ediyor. Köylerde cenaze öldükten sonra getirtiyoruz fotoğrafı, gidip alıp geliyor. Ölenlerin isimleri yazıyoruz, notlar alıyor. Tamam. Hem not alıyorsunuz hem resimleri arşivliyorsunuz. Mesela torunları gelir dedesini soruyor. Notlarını okuyor, babasına bakıyor, anasına bakıyor. Peki böyle duygulanıyor mu yıllar önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce ölmüş? Çok duygulanıyor. Eğer başka bir şey olsa düvelerini seviyorlar beni. Seni seviyorlar, değer veriyorlar. Evet. Olsun rüyalarında görmezler. Rüyalarında duydunuz mu? Yoktur hiç. Kim kime? Herkes para derdini seyredenler. Benimki bir hayat ve sürdürmek, bu ocağı Allah razı olsun dedirtmek gaye. Evet. Her şey ölenlerin isimlerini alıyoruz, fotoğraflarını alıyoruz, not ediyoruz. Aynı nüfus müdürlüğü gibi kayıt altına alıyorsunuz. 50 yıllık yani. Yaptınız mı? 30 yıllık da şimdi 80 daha. Onu daha ekliyorum. 90'ım ya. Evet. Onu da ekleyebilirim de. Ha. 100 senelikleri zamanları da biliyorum, duyuyorum. Duydum, gördüm.
ileri gelen kişileri. Bitmez, böyle giderse. Şöyle, bakalım. Bak, tamam mı?